Merhaba değerli TV8'in izleyicileri. Gelişen ekonomi, yükselen Türkiye ve bununla beraber büyüyen firmalar. Bir başarı hikayesi programımızda her hafta olduğu gibi sektörün öncü firmalarına konuk olup başarı hikayelerini dinliyoruz. Buyurun zaman kaybetmeden izlemeye başlayalım. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Bahçeli Evler'de Marina'da devam ediyor. Şimdi neredeyiz? Çok güzel lezzetleriyle, adıyla, tadıyla namlı kebaba konuk oluyoruz. Yanımızda bu güzel mekanımızın işletmecisi ve sahibesi Filiz Güngör ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz hoş sevgili Serap Hanım. Ben iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Efendim, sizleri gördük, evet. Daha iyi olduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Şimdi tabii ki çok gerçekten çok çok farklı lezzetler ama mükemmel lezzetler var. Onları anlatacağız ama öncelikle Namlı Kebap Steakhouse'u biraz tanıyarak başlayalım programımıza. Mekanımız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, evet, nasıl gelişti? Evet. Namlı Kebap Steakhouse Ataköy Marina Park'ta 2012 yılından beri faaliyet göstermekte. Aşağı yukarı 6 yıl biz bu sektöre farklı bir sektörden gelerek hizmete adayız dedik. Peki dünden bugüne nasıl geldik? Yani sektörde var olmak hakikaten çok zor. Çok zor. Ama aynı zamanda farklı bir sektörden gelmek de çok zor. O sektörde devam edebilmek, başarıyı yakalayabilmek. Evet. Sizce başarının sırrı nedir? Çalışmak. Değil mi? Özverili olmak. Sevmek. Şimdi tabii 45 yıllık bir hizmet sektöründen geliyorum. Kurumsal şirketlerde çalıştık. Tekstil şirketinde çalıştık, yayıncılık şirketinde çalıştık. Artık emekli olma zamanı geldiğini düşünerek hizmette sınır yoktur dedik, emeklilik yok dedik, çalışmanın yaşı yok dedik. Kesinlikle. Evet ve dolayısıyla da çalışma hayatımıza emeklilik adı altında sevgili dostlarımıza, Ataköylülere, İstanbullulara, gelecek olan tüm dostlara hizmet vermek için buradayız. Gerçekten de öyle. Evet. Özellikle sizin gibi bu sektöre atılmak isteyen, işte benden iş bitti diyen birçok hanıma gerçekten çok güzel bir örneksiniz. Hani işleyen demir ışıldar. Atalarımızın söylediği Işıldar, gibi. Evet. Gerçekten de öyle. Çünkü burada insanlarla iletişimdesiniz, sürekli iletişimdesiniz. Evet, evet. Ve hizmet sektörü zaten adı üstünde. Evet. Doğal olarak herkesi memnun etmek zorundasınız. Hatayı minimize etmek zorundasınız. Doğal olarak siz de burada bunu yapıyorsunuz ama başarıyı şu anda yakaladınız. Namlı evet. Kebap Steakhouse olarak da yakalamaya çalışıyoruz. Marka, yakalamaya çalışıyoruz. Evet, iddialıyız. Sektörde çok yeniyiz ama sonuç itibariyle işletme kökenli olduğum için, yani 73 yılından beri Türkiye'de farklı sektörlerde farklı işler yaptık. Yani mutfağın işletme olarak altyapısını hazırladık. Sonuç itibariyle de 6 aylık bir süreçten sonra bu konuya da entegrasyon sağladık. Sabah bizim saat 10'da servisimiz başlar. Kahvaltılarla başlar. Cumartesi, pazar günleri özellikle Namlı'da serpme kahvaltı çok önemlidir. Bu konuda bu bölgede inanılmaz iddialıyız. Evet, çok yoğun. İnanılmaz iddialıyız.
Öğlen servisinden sonra bizde hem kebap var hem steak var. Konseptimiz önce steak'e göre ayarlandı. Daha sonra kebapla birleşti, özleşti. Bölge inanılmaz tabii bir Türkiye'nin en prestijli kebapçılarının olduğu bir bölgede sadece steak olarak sunum yapmak bize biraz şey geldi, eksik geldi. Dolayısıyla gelen misafirlerimizi biz herkesin gönlüne ve arzusuna uygun, ister kebap, ister et, sonuçta her ikisi de aynı şeyin içinde, kulvarın içinde. Kesinlikle. Evet. Vejeteryan olan misafirlerimize zeytinyağlı sunum yapıyoruz. Gelen yurt dışından yabancı misafirlerimize Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini sunuyoruz. Çünkü burada aynı zamanda her damak tadına uygun lezzetler de bulunmakta. O yüzden herkesi bekliyoruz diyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, adıyla, tadıyla, lezzetleriyle namlı kebap steakhouse'tan aktaracaklarımız bu kadar. Programımız tüm hızıyla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Kağıthane'de devam ediyor ve biz de sizler için başarı öykülerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise hazır giyim sektöründe ve tamamen çok farklı ve gerçekten çok hoş ürünleriyle hizmet veren Moda Ala Butiği'ye konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın ortaklarından Gökhan Bulut ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Biz de iyiyiz, sağ olun. Şimdi gerçekten hepsi abartısız, çok farklı ve hepsi size özel tasarımlar. Evet. Tabii bu arada çalıştığımız markalar da var. Onlar da büyük markalar ama genel anlamda daha sonrasında bilgileri alacağız. Öncelikle firmamızı tanıyarak başlayalım programımıza. Moda Ala Butik, Levent Kağıthane bölgesinde 2 senedir hizmet veren bir firma. Geçmişe dayalı Şirinevler'de şubelerimiz var. 5 seneye yakındır orada hizmet veriyoruz. 2 senedir Kağıthane bölgesindeyiz. Tabii buradaki özellikle tesettür anlamında büyük bir açığı fark ettik zannediyorum, değil evet, mi? Evet, doğrudur. Ben zaten bölgeye yabancı değilim. 40 senedir burada oturuyorum. Eksikliği gördük ve burada bir şube açmaya karar verdik. Onun üzerine harekete geçtik ve şubemizi açtık. 2 senedir işleyiş çok iyi devam ediyor. Tepkiler de çok iyi. Kesinlikle. Bölge halkından. Tabii 2 senedir bu sektörde, özellikle tekstil sektöründe şu anki ülkenin bulunduğu konumdan, durumdan dolayı da yine de bu sektördeyiz. Bu sektörde olmaya da devam edeceğiz. Evet. Ve ayrıca bu çok büyük bir başarı. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki bu başarının sırrı nedir sizce? Başarının sırrı doğru ürünleri koyabilmek. Halkımıza sunabilmek. Elbette, tabii ki. Tabii hanımlara. Hanımlara özel çalışıyoruz zaten. Biz erkeklere göre bir şey yok. Kesinlikle. Ve genç hanımlara, bizde 36-42 beden aralığıdır. Ve 15-30 yaş aralığı hedef kitlemiz. Onun haricinde farklı bir şey yok. Evet, ama tabii burada farklı bir şey yok. Tabii ki farklı bir şey yok. Çünkü bir sürü ürün var, daha ne olsun. Gerçekten de çok hoş, çok kaliteli, çok farklı ürünler var. Evet. Biraz ürün gamımızdan, ürün yelpazemizden biraz bahsedelim. Neler var, neler yok. Şimdi hanımlar merak ediyorlardır. Biz oraya gideceğiz ama ne ürünleri bulacağız? Ne tür ürünlerle bizi ağırlayacaklar diye. Bizde gündelik ürünler de çok rahatlıkla bulabilirler. Onun haricinde abiye bölümümüz var. Düğünler için, kına geceleri için... Normal spor kıyafetlerimiz var. Bir pikniğe giderken de gelip buradan alışveriş yapabilirler. Normal gündelik kıyafetleri de alışveriş yapabilirler. Dediğim gibi abiye olarak çok güzel çeşitlerimiz var. Çok güzel modellerimiz var. Abiyeler bölümümüzde. Arkadaşlar zaten bakmışlardır. Evet. İnternet sayfamız var. Oradan da modelleri zaten bakıp görebilirler. Tabii bu arada İstanbul'a gelip Kağıthane'den ya da Şirinevler'den alışveriş yapamayanlar için de çözüm online satış sistemi. Doğrudur. Bu anlamda tüm Türkiye'den de büyük bir müşteri portföyümüz var. Türkiye, öyle değil mi? Genelde yurt dışından da siparişlerimiz oluyor. Katar, Ürdün, Almanya, Fransa, o bölgelere de gönderiyoruz.
Zaten şu anda moda hala butik olarak özellikle tesettür modasında, moda diyeceğim. Çünkü bir moda. Tabii bu anlamda özellikle hanımlar şimdi daha fazla yoğun talep ediyorlar. Hepsi bir bütün, işte tüm kıyafetin birbirine uyumlu olsun. Tabii kombin gibi, çok önemli. Kombin yapmak istiyorlar. O anlamda da burayı tercih ediyorlar. Evet. Ama tabii sadece dediğimiz gibi burada kağıthanede ya da şirin evlerde değiliz. Ve şu anda zaten bir marka kendi dalında, kendi sektöründe, inşallah tüm Türkiye çapında da bir marka olacağız. Başarılarınızın devamını çok diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yolunuz çok uzun çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Bu yolda size başarılar diliyorum ve çok teşekkür ediyorum bizim programımıza konuk olduğunuz Rica için. Ediyorum. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Moda Hala Butik olarak bizi takip edin. Instagram sayfamızda, Facebook sayfamızda ve web sitemizde çok güzel güncel ürünlerimiz mevcut. Oradan kombinlere de bakabilirsiniz fikir almak açısından. Programımız tüm hızıyla Çankaya'da, Ankara'da devam ediyor. Şimdi de güzellik sektöründe bir marka isim olan bir eğitim kurumuna, İkizler Güzellik ve Estetisyenlik Kursu'na konuk oluyoruz. Yanımızda güzellik uzmanlarımız, ikizlerimiz Aysel Aydın Uslu ve Nursel Topal ile birlikteyiz. 1999 senesinden bu yana güzellik salonu olarak ikiz kardeşimle birlikte işletiyoruz burayı. 2017 bizim için bir dönüm noktası oldu. Bu güzellik adına aynı zamanda akademi, İkizler Güzellik Kursu olarak tekrar hani yine aynı yerde uygulamalarımızın yanı sıra eğitimlere de başlıyoruz. Evet. Peki sizi neden tercih ettiler? Neden tercih ediyorlar? Şimdi kaç 18 sene falan oldu. 18 yıldır evet. Güzellik bölümünde biz sürekli Türkiye genelinden de talep alıyoruz. Özellikle kalıcı makyaj çok beğeniliyor.
işte Aysel Hanım, Nursel Hanım işte eğitim veriyor musunuz diye birçok talep üzerine biz artık eğitim bizim aklımız aslında bu şekilde aklımıza geldi. Aynen, herkes üzerine biz hani... bu yola çıktı. Çok da mutluyuz. Şu an mesela içeride Diyarbakır'dan hatta Danimarka'dan öğrencilerimiz var. Herkese, tüm meslektaşlarımıza, hani kendini geliştirmek isteyen kalıcı makyaj üzerine herkese kapımız açık. Biliyorsunuz artık kalıcı makyaj bir artık moda gibi oldu. Geleceğin modern bir meslek. Modern mesleği olarak görüyoruz. Getirisi de olan. Hani bu kalıcı makyajı yapmak isteyen herkese kapımız açık. Herkese de yardımcı oluyoruz. Gayrimenkul sektöründe çok uzun yıllardır hizmet veriyoruz. Tabii ki hizmetlerimizle ilgili bilgileri genel olarak sizden alacağız ama öncelikle toprak, emlak, toprak, gayrimenkul ve danışmanlık hizmetleri ne zaman kuruldu, nasıl oluştu? Sizden bu konu hakkında bilgi alarak başlayalım ve kısaca sizleri tanıyalım. Buyurun. Evet, firmamız iki ortak tarafından kuruldu. Ortağımın adı Efe Özer. Daha öncesinde de bu işi yapıyorduk. Ben İstanbul'da yapıyordum. Arkadaşım Hendek ilçesinde yapıyordu. Ondan sonra ortaklaşa birkaç ay önce de firmamızı kurduk. Öncelikle ismimizden de anlaşıldığı gibi genelde biz toprak üzerine çalışıyoruz. Firmamızın adını da o yüzden toprak yaptık. Bölgemizde yeni kurulan bir sanayi bölgesi. Bacasız sanayi bölgesi aynı zamanda. O yüzden İstanbul, İzmit, Sinop bu tarz bölgelerden çok fazla yatırımcı talebi alıyor. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla İstanbul Ümraniye'de devam ediyor. Yeni masal, yine masal sloganıyla yola çıkan Masal Anaokulu'na konuk oluyoruz. Yanımızda eğitim kurumumuzun kurucusu ve müdürü Alper Akkaya ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Şimdi tabii ki sloganımızla yola çıktık. Yepyeni bir yüzüyle ama hep aynı eğitim kalitesiyle devam eden kesinlikle bir yer burası. Çünkü eğitim kurumumuz yeni olmasına karşı profesyonel bir ekip var. Bu anlamda birçok bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle Masal Anaokulu'nu biraz tanıyarak programımıza başlayalım. Gerek bu bölgede, sadece Ümraniye bölgesi değil, Çekmeköy, Sancaktepe ve çevre ilçelerden de rağbet gören bir okulumuz. Biz buraya yeni devre aldığımız için de yeni masal dememizin zaten sebebi o.
Var olan güçlü kadromuzla biz devam ediyoruz. Yeni arkadaşlarla bunu destekliyoruz ve güzel bir kurum halinde şeyimize ve geleceğe devam edeceğiz. Evet, tabii burada yatırım yaptığımız bizim nesilimiz, geleceğimiz, çocuklarımız. Kesinlikle. Çünkü ileride bu çocuklar bizleri yönetecekler. Onların koyduğu kurallara göre yaşayacağız. Doktor olacaklar, bakacaklar, öğretmen olacaklar. Kesinlikle. Onların mutluluğu, onların eğitim kalitesi bizlerden soruluyor. Çünkü kesinlikle ilk tohumları atan bizleriz. Kesinlikle sizlerin sayesinde, eğitim neferlerimiz sayesinde geleceğimize yatırım yapıyoruz. Tabii çocuklarımıza bu anlamda. Özellikle burada 0-6 yaş grubuna eğitimler veriliyor. Peki evet. 0-6 yaş grubunda eğitim önemi nedir? Biraz bahsedebilir miyiz sevgili izleyicilerimize? Ağaç yaşken iyidir biliyorsunuz. Öncelikli olarak bizim burada uygulamaya çalıştığımız metot stratejik sosyalleşme. Bu nedir? Çocuk mutlu olacak. Mutlu olduğu zaman çocukların öğrenemeyeceği şeyler yok. Çok zekiler. Bu nedenle de temelde kendilerini birey olarak kanıtlamaları, sosyal olarak sosyal ortamlarda bunları aktarmaları ve ardından da genel akademik anlamda olsun veyahut da dünya koşullarında almaları gereken eğitim seviyeleri neyse bunları zaten kendi yaş gruplarına göre, yetkinliklerine göre alıyorlar bizim kurumumuza. Sadece mesela İngilizce değil, ikinci yabancı dil eğitimi de var burada. Ama eğitim demek yanlış olur. Burada daha çok şey, tadımlık, farkındalık. Yani Japoncayı, bir İtalyancayı öğrenecekler ama dediğim gibi bir farkındalık olarak. Evet, gerçekten de öyle. Tabii burada eğitimler söz konusu olunca doğal olarak da verilen eğitimler çok önemli biliyorsunuz. Neler yapıyoruz, ne tür eğitimler veriyoruz? Biraz bahsedebilir miyiz? Öncelikli olarak kadromuzdan bahsedeyim. Kadromuzda zaten çocuk gelişimi öğretmenlerimiz var. Üniversite mezunları, arkadaşlarımız var. Burada eğitimlerini bu sayede tamamlayan diğer arkadaşlarımızla birlikte tam kadro olarak öğrencilerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza mümkün olan en temel bilgileri aktarmakla başlıyoruz. Evet, aslında burada amaç çocuklarımızın özbenliğini, kişisel gelişimini tamamlamış, sağlıklı ve kaliteli bir birey olarak kesinlikle hayata atılmalarını sağlamak. Kesinlikle. Amaç burada bu. Tabii bunun haricinde buradaki verilen eğitimlerin dışında aynı zamanda bundan sonrasında yine devam ediyoruz. Eğitim bitmiyor. Tabii ki bunun takibini de yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Masal Anaokulu'nun yapmış olduğu bir çalışmayla. İletişim defteriyle. Defterimizin özelliğinden biraz bahsedebilir miyiz? Nedir? Ne işe yarıyor? Burada öğretmenlerin veliyle iletişimi sağlıyor. Çünkü gerek akşam alırlarken veyahut da sabahleyin teslim ederlerken konuşma süreleri az oluyor. Çünkü çoğunlukla çalışan veliler olunca doğal olarak bırakıp gidiyorlar veyahut da akşamleyin hemen alıp evlerine gitmek zorunda kalıyor. Bu iletişim defterleri sayesinde öğretmenlerimiz ve veliler arasında bilgi alışverişi var. Öğrencimizin gelişimi ama iyi ama kötü veyahut da annenin kullandığı ya da kullanmasını istediği ilaçlar, ek gıdalar gibi bilgiler varsa bu iletişim defteri sayesinde karşılıklı olarak günlük konuşabiliyorlar. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Çocuklarınızın kıymetini bilin. Onların eğitimine, öğretimine katkıda sağlayacak güvenli kurumlara teslim etmeye öncelik verin. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Ankara'da Keçiören'de devam ediyor. Neredeyiz? Aktepe mahallesindeyiz ve tabii ki ayakkabıcılık sektöründe bir marka isimdeyiz. Gözde Ayakkabı'dayız. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Buğra Özdemir ve Nalan Özdemir ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkürler, siz de iyisiniz. Sağ olun, bizler de çok çok iyiyiz. Birçok farklı ayakkabı var. Var. Ve tabii ki doğal olarak hem bay bayan ayakkabı çeşitlerimiz var. Aksesuar, çanta vesaire. Tabii bunları anlatacağız. Farklılıkları, özellikleri anlatacağız ama öncelikle firmamız ne zaman kuruldu? Nasıl oluştu? Biraz anlatın lütfen. Firmamız 1993 yılının Aralık ayında kuruldu. Hı hı. O zaman bekar genç bir delikanlıydım ben. Hı hı. İşte 25. yılımıza basmak üzereyiz. Aynı yerde, aynı bölgede. Hı hı. Çok şükür idame ettiriyoruz işimizi.
Çok güzel. E peki bu sektöre nasıl girdiniz? Bir anlamı oldu. Spontane gelişti. Ben inşaat okudum. İşte ailem benim emekli memur. Onlar açtılar mağazayı. Sonra mağaza bana kaldı. Öyle devam etti. Peki çok uzun yıllardır bu sektörün evet. içindesiniz. Peki dünden bugüne bu çok büyük bir başarı aslında. Bunu nasıl sağladık? Bunu nasıl başardık? Yani bizim işimiz ipin ucunu kaçırmayı pek gelmeyen bir iş. İşte gecemizi gündüzümüzü bu işe veriyoruz. Mesailerimiz uzun. Kurbanımız yok, bayramımız yok, seyranımız yok. 365 gün 6 saat mağazadayız. Evet. Tabii bu anlamda Nalan Hanım da çok tabii, büyük bir destek size değil mi? Fedakarlığı aslında çok. Aslında her başarılı erkeğin arkasında evet. muhakkak bir bayan var. Aynen öyle. Sabırla. Öyle değil mi? Bizi bekledi evde. Şimdi birlikte çalışıyoruz bir senedir. Bana yardımcı oluyor. Çok güzel. Çocuklarımız büyüdü. En küçüğümüz kreşte. Maşallah. Tabii o özellikle sizin de desteğinizle devam ediyor. Kesinlikle. Evet, evet. Bu çok kesinlikle. Önemli bir şey. Birlikte durmaya çalışıyoruz, devam ettirmeye çalışıyoruz. Sektördeki dalgalanmalara rağmen. Evet, 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 evet. Piyasa şartlarına rağmen. Yani eskisi gibi değil artık. Şimdi eskiden ben tektim burada. Şimdi 11-12 tane alternatifim var. Buna rağmen çok şükür en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama sonuçta şu anda evet. siz büyük markalarla çalışıyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Doğal olarak bu da sizin uzun yıllara dayanan geçmişteki tecrübeniz, deneyiminizle evet, birlikte kaliteli marka ürünleri de satmak bu anlamda sizin de işte aslında evet. devamlılığınızı sağlıyor. Evet, mahallede ayakta durmak çok zor. Böyle bir bölgede. Merkezi bir yerde olsak neyse de yani burada şükür iyi ürün sayesinde buradayız. Güler yüz sayesinde buradayız. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Kaliteli hizmetimizle müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Aynen. Ama tabii ki burada sağlam, düzgün ve kaliteli marka ürünlerimizle evet. birlikte özellikle biliyorsunuz hanımlarımız bir tane alıyor, bir tane de daha alıyor. O anlamda buradan aldığında ilk ürünü baktığında ilk gördüğü şey öncelikle estetik evet. durması. Ama siz bu işi bilerek evet, yapıyorsunuz. İşin aslı öyle değil aslında. Değil ayakkabı mi? İşi, sağlık işi. Biz öncelikle ona önem veriyoruz. Onun... Öncelikle estetik mi, rahatlık mı? Rahatlık tabii ki. Yani sağlık olayı önemli. Ayakkabı bir insanın taşıyan unsur yani. Biz özellikle ayakkabıda sağlığa önem veriyoruz. Ondan sonra görsel geliyor. Günün renkleri, modelleri, hı-hı. işte deri şekilleri. Ama öncelikle sağlık diyoruz. Kesinlikle. Özellikle çocuktan başlıyor yani bu iş. Hı-hı. En iyi markaları satmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi tabii ki burada çok güzel ürünlerimiz var, marka ürünlerimiz var ama bu ürünler için özellikle sevgili izleyicilerin buraya kadar gelmeleri gerekiyor. Kesinlikle gerek öyle yok. Öyle değil mi? Evet. Aslında biz onların ayağına gidiyoruz. Evet. Nasıl aynen gidiyoruz? Öyle. Ayağınageldik.com'da gidiyoruz ayaklarına. Biz teşekkür ediyoruz bizim programımıza konuk olduğunuz için. Siz neler söylemek istersiniz Nalan Hanımcığım? Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ne söyleyeyim? Eşimin arkasında desteğiz. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz Allah izin verirse. İnşallah bu sektörde varız. Evet. Var olmaya da devam edeceğiz evet. değil mi? Evet. Evet. Son inşallah. Kanımızın son damlasına kadar bu işi yapacağız yani. İnşallah. Severek yapıyoruz çünkü. Çünkü yolunuz çok uzun. Çok gençsiniz çok uzun, daha. Evet. Hakikaten yolunuz evet. çok uzun. Bu yolda size başarılar diliyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ev alırken nelere dikkat etmeliyiz? Doğru yatırım nasıl olur? Ev mi, arsa mı? Emlak ve gayrimenkul sektöründen çok değerli bir firma sahibine konuk olduk. Bakalım bizlere neler aktardı. Programımızın hızıyla Esenyurt'ta devam ediyor. Esenyurt'ta emlak sektöründe çok başarılı bir firma olan Simkur Emlak'a konuk oluyoruz. Yanımızda brokerımız Sayın Hatice Sim var. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Bizler de çok çok iyiyiz. Evet. Şimdi emlak sektöründe hizmet veriyoruz. Hı-hı. Tabii hizmetlerimize geleceğiz ama öncelikle oluşumla ilgili biraz bilgi alalım sizden. Firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu? Tabii. Şimdi biz Simkur Emlak Hizmetleri olarak 2008 yılından bu yana Esenyurt'ta hizmet veriyoruz. Gayrimenkul sektöründe özellikle yeni yapılanma ve özel ve çok da talep görmesi sebebiyle Esenyurt'a tüm yatırımcıları bekliyoruz. Çünkü burası gerçekten ciddi bir prim ivmesine sahip olan bir bölge. Ayrıyeten şu an gayrimenkul sektöründe İstanbul'un zaruri konut ihtiyacını sağlayan bir bölge.
ve ciddi anlamda da bir İstanbul içinden gelen bir yoğunluk söz konusu bu taraflara. Evet, gerçekten evet. De öyle. Şu anda Esenyurt hem yatırıma açık bir bölge. Hem yatırım için hem oturum için. Konut için hem oturum için. Evet. Ve gerçekten çok yoğun talep ediliyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şimdi artık insanlarda biliyorsunuz bir deprem korkusu yaşadı 99 yılında Türkiye ne yazık ki. Bunun sebebiyle de buradaki bütün konutlarımız ve Esenyurt yeni imara açılmış bir bölge yaklaşık 10 yıldır. Ve bu 10 yıl süreçte de çok hızlı köyken kent olmuş bir yer. Ulaşım çok rahat. Metrobüsün de 2012'de gelmesi sebebiyle daha da bir hızlı gelişti. Daha da yani 50 bin liraya aldığımız daireler şimdi oldu 250 bin TL. Ve burası henüz çıtayı doldurmuş değil, primi doldurmuş değil ve doldurmaya devam ediyor. Tüm konutlarımız deprem yönetmenine uygun. Ve İstanbul içinde bir daireye 1,5 milyon TL vermektense buradan 1,5 milyon TL'ye 3 tane, 4 tane daire alıyorsunuz. İster oturun, ister kiraya verin. Ben kendim de burada ikamet eden biri olarak çok memnunum. Çok sakin bir bölge. Baktığınız zaman tamamıyla yeni yerleşime, yeni binalar görüyorsunuz. Ya, İstanbul içine gittiğim zaman şahsen ben çok sıkılıyorum. Kasvet basıyor eski binalara, eski cepheleri görmekten. Ya, buradan da son derece mutluyuz yani. Karadenizli bir emlakçı olarak da burada yaklaşık 10 yıldır en çok da ev sattığımız müşteriler eski müşterimizin eşi, dostu, ahbabıdır. Değil mi? Bunun yanı sıra şu var. Emlak sektörünü ben eskiden çok basite alırdım ama aslında öyle değilmiş yani. İşin içine girdiğiniz zaman anlıyorsunuz. Evet. Çünkü birini ev sahibi yaptığınız zaman onun yüzündeki o ifade, o mutluluk tapuyu aldığı zaman ki size ettiği dualar emin olun aldığınız paradan daha da kıymetli. Hı-hı. Çünkü bu bayram bana bir tane Ahmet Keskin adlı müşterimizin bir mesajıyla karşılaştım. Ciddi anlamda tabii ki emekler sarf ediyoruz. Bizden yana helali hoş olsun. Tabii ki paramızı alıyoruz ama bunun karşılığında insanların size minnet duyduğunu bilmek çok güzel bir şey. Evet. Hatice Hanım çok uğraştınız, çok emek verdiniz. Bana ettiğiniz yardımlardan ve emin olun aldığım para size helali hoş olsun. Çok beni bu bayramda ev sahibi yapıp mutlu ettiniz. Allah sizin ne kadar dilekleriniz varsa kabul etsin demesi o bayramı bana ikinci bir bayram sevinci mutluluğu yaşattı. Ve hala o mesajı silmedim, saklıyorum. Ve bunun gibi birçok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. Tabii ki müşteri memnuniyeti bizim için çok 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 ön sırada ve burası bir aile şirketi. Aynı zamanda ben soy ismimi koydum. Hı hı. Sim soy ismim ve Simkur Emlak Hizmetleri. Simkur, evini kur, yuvanı kur. Yani bunu baz alarak bu sloganla yola çıktık ve evet. Çok mutluyuz. Ve çok da başarılı ve evet. Çok da yoğun talep edilen bir firma. Evet. Peki sizi tercih etme sebepleri nedir? Tamamıyla şu var, tabii ki insanlar kara kaşımıza gözümüze hevesli değil. Biz farklı emlak şirketleri gibi işte müşterilerinin kaporalarını yakma vesaire bu gibi durumlar kesinlikle söz konusu değil. Kira öder gibi ev sahibi olmak çok kolay, faizler uygun, her şey uygun yani. Kesinlikle bu evet. Anlamda da biz de buradayız, Simkur Emlak olarak halkımızın yanındayız. Bekliyoruz Güzel Yurt Mahallesi'nde ofisimiz, Fatih Caddesi 31. sokaktayız. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum efendim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Çam Hızı'yla
Sakarya Hendek'te devam ediyor ve sizler için lezzet duraklarını araştırmaya ve sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Tabii ki burada gerçekten çok nefis tatlar, lezzetler hepsi burada sevgili izleyiciler. Sizleri bekliyor ama neredeyiz? Etsever'deyiz. Yanımızda bu güzel mekanımızın işletmecisi ve sahibi Sayın Sefa Sever ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Güzel lezzetlerimizi sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Merhaba. Merhaba Serap Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Biz de çok çok iyiyiz. Şimdi etin hası, et sevenlerin geldiği, evet, şeffaf bir mutfağı olan bir lezzet durağı burası. Evet. Bu anlamda et sever tabii ki lezzet durağı olarak hizmet veriyor. Lezzetlerimizi anlatıyoruz. İnsanlarla paylaşıyoruz, halkımızla, misafirlerimizle ama firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu? Biraz sizden dinleyelim. Sonra güzel lezzetlerimize geleceğiz. Tabii ki. Buyurun. Serap Hanım. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş. Firmamız daha 2 ay önce henüz daha yeni faaliyete geçmiştir. Sakarya Hendek'te. Kendimiz buralı olduğumuz için böyle bir işletmeyi açmaya karar verdik Hendek'te. Kendimiz gerçekten bir etsever olduğumuz için sloganımızda gerçek etsever diye bir slogan belirleyerek bu işletmeye girmek istedik. Bu şekilde bir işletme kurduk. Bu işletmenin amacı Hendek'te gelen misafirlerimiz, gerek dışarıdan olsun gerek Hendek'te halkımız olsun, gidebileceği güzel, temiz, herkesin göz önünde etin piştiği, en önemli şey hijyen olarak, hijyenik, evet, durumda etin piştiği, misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir yer olsun diye böyle bir girişimde bulunduk. Sonrasında en son işletme bu hale geldi. İşletme bu şekilde açtık. Aslında hikayesi çok farklı. Çünkü siz burada bir restoran ararken, yemek yiyebileceğim güzel bir yer ararken maalesef bulamadınız. Evet, biz yıllardır böyle bir kanayan yaramız vardı Hendek'te. Ailemizden, eşimizden, dostumuzdan ya da genelde şehir dışından gelen misafirlerimizi götürüp, misafirlerimizi götürebileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz bir kendimiz ararken hep şehir dışına çıkmak zorundaydık. En sonrasında biz de bir böyle Hendek'in böyle bir şeye ihtiyacı olduğunun kanaatine vardık. Sonrasında böyle bir işletme niyetimiz oldu. Ondan sonrasında böyle bir işletmeye giriştik. Ve çok da başarılı. Siz de gördüğünüz üzere steakhouse olmasındaki amacımız da Hendek'te, daha doğrusu Türkiye'de şu an yaygınlaşan bir ürün var. Steakhouse dediğimiz, dry aged dediğimiz, dinlenmiş et tadından dolayı, yerinden dolayı, tabii ki kalitesinden dolayı bu tarafa doğru et sektörü evrilmektedir. Evet. Biz de o yüzden açarken belki 10 yıl sonrasının bir işi olan şeyi şimdiden Hendek'e getirmek istedik. O gelecekteki işi, gelecekteki et sektörünün işini biz, evet, 10 yıl öncesinden Hendek'e getirmiş olduk. Gerçekten de çok da başarılı oldu. Teşekkür ederiz. Bunun sebebi de insanlar sürekli talep etmeye başladı. Doğal olarak, evet, da burada yaptığımız çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Evet. Şu anda steakhouse olarak et sever tek işletme. Evet, şu an. Öyle değil mi? Evet, tabii ki Hendek'te tek işletme steakhouse olarak. Steakhouse olaraktan ziyade bu ilçede steakhouse'u biz Hendek'e biraz daha yatırmak için, Hendek konseptine uydurmak için, hı hı, kendin pişir kendi ürünlerimiz var, görüyorsunuz. Masalarımıza kendin pişir kendi ürünlerimizi koyduk. Kesinlikle. Gelen misafirlerimiz işte 8 kişiliktir, örnek veriyorum, bir masamız. Hı. Misafirler geldiği zaman kendileri keyiflen vitrinimizden kendi etlerini seçip kendileri burada pişirip kendileri yiyebiliyorlar. Hani bu da onlar için kışın sonuçta mangal yapılacak ve, kesinlikle, güzel tezimiz bir yerle tabii ki hizmeti bizim kendi personelimiz sağlamakta. Aynen. Ürünü getirmekle, götürmekle. Aslında yurt dışında, Avrupa'dan gelen bir furya. Ama tabii ki biz bunu Türk mutfağına uyarladık. Evet, biz Türk mutfağına uyarladık. Sonuçta bizim insanımız, halkımız mangalı seviyor. Doğal olarak da burada da kendin pişir kendin ye şeklinde, evet, onlara da güzel bir imkan sunmuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Serap Hanım. Zahmetiniz, konuk ettiğiniz için, özellikle bu güzel lezzetlerle bizleri ve sevgili izleyicileri buluşturduğunuz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sakarya yolları düştükleri zaman mutlaka uğramaları gereken bir durak diye et severi söyleyebilirim.
Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Ankara Batıkent'te devam ediyor. Şimdi güzellik sektörüne yönelik hizmet veren kendi dalında bir marka isme aşina kuaför güzellik salonuna konuk oluyoruz. Yanımızda saç tasarımcımız Ümit Kılıç ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada gerçekten de çok güzel, çok başarılı uygulamalar var. Evet. Çok uzun yıllardır bu sektörün içindesiniz. Evet. Tabii ki hizmetlerinizle ilgili bilgiyi alacağız ama öncelikle aşina kuaför güzellik salonu nasıl oluştu, nasıl gelişti, dünden bugüne özellikle güzellik alanında neler değişti? Biz salonumuz 14 yıldır var. Hı hı. Tabii küçük bir salonla başladık. Yavaş yavaş büyüdük. Gelişmeleri takip ettik. Yeni teknolojilere geçtik. Hı hı. İyi ürünlerle. Tabii dünyayla entegre bir şekilde aynen, çalışıyoruz aynen. Değil mi? Tabii ki tabii ki. Ya modayı takip ederekten. Hı hı. Yeni gelişen saçları takip ederekten. O şekilde büyüdük. Tabii burada en büyük pay uygulamalar, hizmetler. Ama dediğiniz gibi çok küçük bir işletme olarak başladınız. Evet, küçük bir işletmeye başladık. Bu anlamda şu anda da gerçekten çok büyük, iki katlı bir işletmeye evet. sahibiz. Ama zannediyorum burada en büyük etken çok büyük bir azimle çalışmanız. Evet, tabii ki. Yani işinizi sevmezseniz yapamazsınız bizim işte. Biz de işimizi severekten, yani eşimle beraber başladık zaten ilk. O zaten muhakkak. Evet. Aslında şimdi söylenir ya hani hep işte her başarılı erkeğin arkasında muhakkak o, zaten vardır. Zaten ilk baştan gelen bir şey tabii ki. Kesinlikle. Ya eşim olmasaydı belki bu kadar gelemezdik yani. Muhakkak. İkimiz şöyle sırt sırta vererekten. Selamlarımızı gönderelim, sevgilerimizi evet, gönderelim. Evet. Çok öpüyoruz onu. Teşekkür ediyoruz her şey için. Çok hanımefendi. Sağ olun. O anlamda size çok büyük bir desteği tabii var ki, değil mi? Tabii ki. Ya en büyük arkamdaki destek o zaten. Kesinlikle. Ya onun sayesinde, onun emekleriyle bir yerlere geldik yani. Muhakkak ama siz de evet. çok tabii uzun ki. Yıllardır. Tabii ki. Yani 27 sene oldu. Hakkınızı yemeyelim. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Tabii burada dediğimiz gibi hizmetleriniz var. Bunlar neler? Biraz anlatın. Şimdi güzelliğe sırlarını aralayalım. Kapılarını evet. aralayalım. Anlatalım biraz. Yani güzellik salonumuzda kalıcı kirpimiz, protez tırnağımız, kalıcı ojemiz, kaş kontürümüz. Bunlarla da hizmet veriyoruz. Cilt bakımımız. Ama dediğimiz gibi tamamen profesyonel bir tabii hizmet. Tabii ki, tabii ki. Yani güzellik salonumuzda da herkes profesyonel olarak çalışıyor zaten. Eşim başında duruyor. Evet. Kaliteli hizmetler tabii yapıyoruz. Tabii ki. Ya en büyük amacımız o. Onlar çok önemli. Ama amaç burada hizmet. Evet. Ve hizmet kalitesini artırarak devam ediyoruz. Tabii en üst seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz her şeyde. Yani verdiğimiz ilk şey bizim profesyonellik. Tabii burada güzelliğin pazarlığı olmuyor. Ne yaptırmak istiyorsanız özellikle sağlıklı bir şekilde hizmet evet, almak evet. istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Sevgili izleyiciler, geleceğiniz yer neresi? Aşina Kuaför ve Güzellik Salonu. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bayanlara söyleyeceğim tek şey var. Yani ucuz ürünlerden kaçışsınlar. Bilindik. Kalite ürünleri kullanan salonları tercih etsinler. Her yere gitmesinler. Tavsiyem bu. Öncelikle bir baksınlar, araştırsınlar. Tabii ki, tabii ki. Öyle yani özellikle o kullanılan ürünler. Yani bir işte %50'si sanatsa %50'si de kullanılan üründür. Onları bilmeden yaptırmasınlar. Kesinlikle.
Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Tüm Hızıyla Yozgat Yerköy'de devam ediyor. Ve şimdiki durağımız birçok farklı sektörde, alanda faaliyetlerini gösteren Asma Grup'un konuğu oluyoruz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Osman Baltacı ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız efendim? Hamdolsun, sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizi ağırladığınız, konuk olduğunuz için programımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ne demek, şeref verdiniz. Sağ olun. Şimdi tabii ki Asma Grup olarak birçok farklı faaliyet alanlarında hizmetlerimiz var. Evet. Bunlarla ilgili biraz bilgi alacağız ama öncelikle Osman Baltacı kimdir? Sizi biraz tanıyarak başlayalım programımıza. Evet, ismimiz Osman Baltacı söylediniz. Asma Grup çatısı altında faaliyet göstermekteyiz. Aslen Kırşehir Çiçek Dağlı'yım. Ama doğma büyüme Yerköy Yozgatlıyım. Sektörlerimiz inşaat, otomotiv ve iletişim olarak devam etmekte. 2016 başı itibariyle de memleketimize yatırıma dönmüş iş adamı olarak memleketimize hizmet etmekteyiz. Sektörlerimizden bahsedelim isterseniz. Tabii, buyurun. İnşaat sektörümüz asıl temeli İstanbul'da atılmış bir sektörümüz. Tekstil sektörümüz de vardı. 2015 sonu itibariyle İstanbul sayfamızı kapatıp memleketimize yatırıma dönmüş insanlarız. İş hayatımız 1988'de İstanbul'a gitmekle başlamış. İş portacılığından tutun tezgahlarından pazarcılığına kadar yaptığımız, severek, işimizi severek yapıyoruz. 94'te de sektöre inşaat değil de tekstil olarak 1994'te esnaflığa başladık. Bayan giyim sektöründeydik. Daha sonra da 2003 yılında inşaat sektörüne de geçiş yaptık. 16 başı itibariyle de memleketimize dönüş yapıp memleketimize faydamız olsun istedik inşallah. 3 yıldır da devam ediyoruz burada sektöre yatırımı. Memnunuz çok şükür. Herkese de tavsiye ediyoruz bu arada. Memleketlerine yatırım yapsınlar. Evet, tabii ki. Bu çok büyük bir risk de aslında. İşte İstanbul'da esnaflık yapıp ticaret hayatını devam ettirip sonrasında Yerköy'de işin devamını getirmek çok zordu. Aynen. Ve çok büyük bir güven olgusu gereken bir işti. Evet. Bu da büyük bir riskti. Siz bunu nasıl başardınız peki? Geçiş dönemi haliyle tabii ki kolay olmuyor. Özellikle de çocuklarınız İstanbul'da doğmuş, büyümüşse, yetişmişse onları buraya adapte etme, o süreci iyi aşma bir beceri istiyor, tecrübe istiyor. Biz de bu tecrübeyi çocuklarımızla çok şükür iletişimle açtık. İletişim sektörüne girmemizdeki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi çocuklarımıza hem mesuliyet vermek, hem insanlarla diyaloğa birebir sokmak, işin içinde olmalarını istedik. Aslında onları bir bakıma mecbur bıraktınız. Aynen. Müşteri odaklı merkezli bir sektör. Müşteri sürekli müşteriyle diyalog halindesin, irtibat halindesin. O müşterileri memnun etmek zorundasınız. Kesinlikle. Öyle bir sektör. Müşteri memnuniyeti noktasında da şu anda İç Anadolu'da %98'le birinci durumdayız inşallah. İnşallah. Yani. Çok güzel bir başarı. Evet. Dediğiniz gibi ama bu zannediyorum sizin çocukların başarısı aslında. İlla ki. Çocuklar, işinizi seveceksiniz. Müşteri de her halükarda memnun ayrılacak. İş yerinde müşteri memnun ayrıldığı zaman her zaman için o müşteri sizindir. Kesinlikle. Katkısı olur, eksiği olmaz yani. Öncelikle hizmet tabii. Esas. Yani. Bu anlamda kaliteli hizmetimizle müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Ama doğal olarak tabii burada sizin de aslında yetiştirdiğiniz evlatlarınız da siz tabii ki yatırım sektöründe, yatırım anlamında kendi bulunduğunuz yere yani Yerköy'e yatırım yapıyorsunuz ama siz aslında çocuklarınızı da yatırım yapmışsınız. Tabii ki, illa ki. Öyle değil onların mi? Yetiştirme süreçleri tabii ki kolay olmuyor. Alttan yetişip insanın gelmesi, yetiştirilmesi, ikinci nesle bu işin devri, bunlar hep emek ister, tecrübe ister tabii ki. Ama zaten o tecrübe, deneyim de zaten sizde vardı. Çok şükür. İşimizi severek yapıyoruz. Bu işin sektörün içinde olan insansınız. Sektörlerin içinde. Aynen. 4 sektörüm oldu. Tekstili de İstanbul'da sayarsak 4 sektörde bulunmuş bir insanım. Her zaman işimi severek yapmışımdır. Doğruluk, dürüstlük her zaman şiarımız olmuştur. Müşteri memnuniyetinde her zaman ilke edinmişizdir. Bu bizim başarımızın
en büyük sebep ve temelinde yatan sebeplerden bir tanesidir. Kesinlikle. Şimdi inşaat sektöründe de varız aynı zamanda. Aynen. Tabii sadece iletişim sektörü değil, inşaat sektöründe ve otomotiv sektöründe varız ve çok büyük ihtimalle de var olmaya devam edeceğiz. Çünkü İnşallah. Hali hazırda projelerimiz devam ediyor. Doğrudur. Ama yapmış olduğumuz projeler de var. Tabii. Bunlar neler? Biraz bahsedebilir miyiz? 2013 yılında memleketimize inşaat sektöründe giriş yaptık. Bu sene 4. senemiz. Şu anda da inşaatlarımız devam ediyor. Buradaki ilk hedefimiz memleketimize geldiğimizde inşaat kalitesi ister istemez biraz sıkıntılıydı. İlk işimiz burada kaliteyi bozmadan İstanbul'daki kalitemize yakın imalatlar yapıyoruz. Ve de en önemlisi İstanbul'daki yaşadığımız deprem tecrübesini, deprem yönetmenliğini burada ilk uygulayan firmalardan bir tanesiyiz. Daha bu sene uygulanmaya başladı burada. Ki bu sene ve geçen sene de burada depremler yaşandı. Ama maalesef siz bu tecrübeyi zaten edindiniz. Tabii ki. İşte 4. senemizde İstanbul'daki tecrübemizi buraya yansıtarak kalite bağı anlamında da kalitemizi de bozmadan devam ediyoruz. Şu anda müşteri memnuniyetinde inşaat olarak da iyiyiz çok şükür. Oturan insanlarımız olsun, daire sahibi olan ailelerimiz olsun, arkamızdan dua ettikçe biz bu işi daha iyi yapmaya çalışacağız inşallah. Memleketimizin kıymetini bilelim, güzelliklerini görelim ve sahip çıkalım. Bu ülke bizim, bu bayrak bizim. Evet, bu vatan bizim. Aynen, bu vatan bizim. Beyler, bayanlar, ekran başına günün trendini ve saçta moda nedir? Bunlarla ilgili bilgiyi almak üzere Bolu'da Bay Makas'a konuk oluyoruz. Yanımızda da saç tasarımcımız Fatih Aksal var. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sürekli hanımları anlatıyoruz. Tabii ki. Günün trendini, modasını, hepsini anlatıyoruz. Biz de istedik ki beylere yönelik bir program yapalım. Evet. Ve tabii ki saçta moda nedir? Baylar modaya çok dikkat ediyor mu? Neler yapıyorlar bununla ilgili? Ve genel anlamda konuları anlatmak adına, sevgili izleyicilerimizle paylaşmak adına sizin yanınızdayız. Evet. Şimdi saç tasarımlarımız var. Burada birçok alanda birçok farklı hizmetimiz var. Bunları Tabii. anlatacağız ama öncelikle sizi birazcık tanıyarak başlayalım programımıza. İsmim Fatih Aksal. 32 yaşındayım. Evliyim. İki çocuğum var. Maşallah. Allah bağışlasın. Bir kızım, bir oğlum var. Oğlum daha 32 günlük. Yeni oldu. Oh maşallah. Sağ Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok güzel. Bolu'da ikamet etmekteyim. Bolu'yum kendim zaten. Hemen hemen de 99 yılında, 18 yılından beri de bu mesleğin içindeyim. Çocukluğumdan beri. Seviyorum. Severek yapıyoruz mesleğimizde. Değil mi? Çok aslında şükür. Severek evet. yapılması Tabii gerekiyor. Severek yaptığınız zaten. Zaman aslında hiç iş yapmamış gibi oluyorsunuz. Evet. Bu anlamda da güzel. Tabii bu yılın trendi nedir? Modası nedir? Erkekte moda var mı? Saçta moda, erkek modasında neler var? Biraz anlatın. Tabii ki. Bu yıl genelde kısa kesim daha moda. Yanlar bir yani sıfırdan daha inceleyerek çıkıyor. Üstleri de uzun kullanıyor gençlerimiz. Genelde öğrenciler daha rahat, daha kesim kullanmak için fön daha iyi tutsun diye o şekilde kullanıyorlar. Ama eskisi gibi jöle vaksı falan daha yoğun değil. daha rahat modeller hani elleriyle yapabileceği şekilde o şekilde kullanıyorlar. Uzun modelleri pek fazla bu sene tercih etmiyorlar tabii ki. Aslında şimdi daha kolay kullanılabilir. Tabii ki. Daha saçlara rahat. Döndü. Ve tabii zamandan da tasarruf edilmiş oluyor. Bu şekilde artık insanlar saatlerce aynanın karşısına oturup da Aynen. uğraşmak istemiyor. Hı-hı. Hemen eliyle düzeltebileceği pratik saç kesimlerini tercih ediyor. Evet. O şekilde genelde kullanıyor. Şampuanlarımızı ayrı her müşteri özel alıyoruz. Müşterinin şampuanı yoksa bile buraya tedarik edip o şekilde kullanıyoruz. Artık yani saç kesiminden ziyade mesela kaşılar alıyoruz mesela. Ne bileyim ağda yapıyoruz. O şekilde hizmetlerimiz de var. Artık biraz daha insanlarımız, erkekler biraz daha kendine aynı bayanlar gibi bakım göstermeye başladı. O şekilde dolayı hani maske yaptıranlar var. Değişik maskeler istenen var. Yeni maskeler çıkıyor. Onları takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Zahmetiniz, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Erkekler kendilerine genelde iyi baksınlar. Berberleriyle iyi geçinsinler. Başka bir şey istemiyorum.
Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Çam Hızı'yla Düzce'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise otomatik kapı ve pencere sistemlerine yönelik hizmet veren kardeşler otomatik kapı ve pencere sistemlerine konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Halil Palavra ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyiyiz Allah'a hamdolsun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Biz de çok çok iyiyiz. Şimdi Düzce'de hizmet veriyoruz. Tabii ki hizmet kısmında hizmetlerle ilgili bilgiyi alacağız ama öncelikle firmayı kısaca tanıyalım lütfen. Kardeşler Otomatik Kapı Sistemleri yaklaşık olarak Düzce'de 15 yıldan beri faaliyet gösteren bir iş yeri veren. İnsanların daha kolay hayat yaşayabilmesi için 15 yıldan beri uğraşıyoruz. Hayatını kolaylaştırmak adına, değil mi? Evet. Bu anlamda hizmet veriyoruz ama tabii burada birçok farklı alanda da hizmetimiz var. Tabii. Bunlar neler? Biraz anlatabilir miyiz sevgili izleyicilerimize? Endüstriyel kapılar, garaj kapıları, seksiyonel kapılar, ondan sonra panjur kepenk sistemleri, HGS plak okuma sistemleri, bariyer sistemleri ve birçok işte plastik doğrama, alüminyum doğrama birçok dalda çok şükür ustalarımız çalışıyor. Peki şimdi biz bir kapı aldık diyelim, kapıları tamamen yaptırdık. Evet. Ondan sonrasında da siz işiniz tabii 7/24 teknik servisimiz mevcuttu. 7/24 gecenin 4'ünde de dahil bizim son tüketicilerimiz arayarak teknik servisimiz mevcut oluyor. Çok güzel. Yani satış sonrası desteğimiz de var. Tabii ki. Öyle değil mi? Tabii ki. Genelde elektronik kısımlarda arıza kaynaklı olduğu için telefonla görüşerek hallettiğimiz yerler de oluyor. Görse birebir usta vasıtasıyla göndermiş olduğumuz teknik servisler de oluyor. Peki üretim aşaması nasıl oluyor? Nasıl gerçekleşiyor? Biraz anlatabilir miyiz? Ne yapıyoruz? Üretimde genelde burada yapılan işler mevcut oluyor. Bir de dışarıdan gelen, fabrikamızdan gelen ürünler oluyor. Genelde bizim yapmış olduğumuz şey genelde montajdır. Montaj, teknik servis. Ham maddesi fabrikadan gelir. Biz burada işleme alırız. İşlemdeyken güzelce üretim yapıldıktan sonra montaj yapılır. Montajdan da sonra zaten 7/24 teknik servisi olduğu zaman problem yaşamıyoruz çok şükür. Kesinlikle. Dediğiniz gibi bir telefon, bir telefon kadar yakınız aslında. Tabii bir telefonda yakınız. Peki çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler programımız yine devam edecek. Sektörünün öncü firmalarına konuk olduk ve başarı hikayelerini dinledik. Bu hafta da bizlere ayrılan Süner'in maalesef sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte. Görüşmek üzere, hoşça kalın.